Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, tekrardan Gebze'den. Oy, Gebze arkadaşlar, görüyorsunuz Darıca. Gar fırtına başladı yine. Akşam Caner Usta bana mesaj atmış. Mesajına döneceğim usta birazdan. Yoldasın herhalde kaymağım. Yoldasın herhalde demiş. Dört divandan şeye kadar yolu kapattılar demiş. Bilgin olsun demiş ama sen mesaj attığında ben orada kaldığımdı zaten. Caner Usta yatıyordum yani. Tam ben oraya geldim, yolu kapattılar. Yani bir 10 dakika önce geçseydim geçiyordum. Sabah saat 5'te çıktım oradan. Geldim Gebze'ye arkadaşlar, Darıca'ya. Şimdi yükümü boşalttım ama baksana buraya. Burası da kar yağışı acayip başladı. Şu anda da eksi... Oy anam. Eksi 2'lerde falan. Soğuk da acayip de soğuk var. Uçaklar tuğlayı boşalttılar, paldır güldür ama gene de iyi boşalttılar yani. Çünkü sabah saat 9'da geldim ben. 9'da geldim. 9.30 falan anca başladılar tuğluya. Artı aktarmalı boşalttıkları için gene de 2 kişi iyi başladılar yani. Şimdi buradan yüke geçiyorum arkadaşlar. Bir an önce bizi teşke yükleseler de hemencek gene paldır küldür salsalar ya. Yoksa var ya, bilmiyorum yani, akşamki gibi olursa kalır buralarda, perişan olur gene yollarda izlerde. Akşam milleti sapıttılar şeye, dört divana, tesisler ağzına kadar fırma fıkış doldu, kitlendi yani. Ben de arada kaldım, kaçacak yer de kalmadı. Çıkışa doğru yer bulayım kendime dedim, önüm kilitlendi. Önüm kilitlenince daha çıkışa da gidemedim. Ondan sonra bekledim, dedim yatayım de. Saatimi kurdum saat 2'ye 3'e, dedim bunlar saat 3'ten 4'ten sonra bu yolu açarlar. Aşırı yağış olmasa dedim. Saat 2.30'a kurdum, baktım kimse yerinden kımıldamamış. 2.30'da bir daha dedim yatayım. Saat 5'e doğru kakar bakarım dedim. Tam kalktım, yanımdaki araba çalıştı. Baktım bunun önündeki çıkmış, yanımdaki de çıkmaya çalışıyor. Önündekini kaldırdığı da çıkalım diye. Herkes çıktı arkadaşlar. Ben de hemen oradan asıldım, kaçtım yani. Ne yapayım? Gerçi yollarda da bir şey yoktu. Bazı bölümlerde vardı ama bazı bölümlerde hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Küçük arabaları zaten, otobüsleri, küçük arabaları salıyordular. Bizi salmadılar, büyük arabaları. Şimdi ben de böyle yükümü boşalttım, yükleme yerine geçiyorum arkadaşlar. Bir an önce yükleme yerine geçip de yükümüzü yükleyip gidelim diye bekliyorum ama inşallah, ben biraz geç kaldım, önüme arabalar yığılmamıştır. Bir an önce yükler giderik diye. Yanıma ekmek aldım arkadaşlar, 3-4 tane. Ne olur ne olmaz, yolda kalırım. Akşam burada, gerçi benim arabada bir şeylerim vardı. Millet ekmek arıyor ortalıkta. Daha ekmeği nerede bulacaksın sen bu saatte? Sen kara kış ayında arabanda ekmeğini yemeğini bulunduracaksın. Benim gene dediğim gibi arabada bir şeylerim vardı. Bir şeyler atıştırdım ben. Ama bugün de orada kalsaydık var ya. Herkes açlıktan kurum neyse demeyeyim gerisini. Açlıktan yalırdı vallahi. Baksana buralara bembeyaz oldu arkadaşlar. Buralara iyi yağdı ya. Da hala daha da yağıyor. Az bir şey yağdı mı da bizim bu minnoş arabacılar gitmiyor. Minnoş arabacılar. Yani küçük arabalar. Minnoş dediğim yanlış anlamasın kimse. Kız aha şuradan öp beni, kız aha buradan, kız aha buradan öp beni.
Şimdi daha buradan doğru bu yandan girip o yandan çıkarsan. Dün daha çok kar vardı yüdüler buralarda. Bugün yani dün yağan kar biraz erimiş gibi. Bugün de gene tutturmuş arkadaşlar. Şöyle gidelim. Yanıma ya bir tane kaşar peynir aldım, iki tane ekmek aldım. Arabada da iki ekmeğim vardı. Demin aldıydım sabahtan. Gene şimdi bu kar yağmaya başlayınca dedim Bolulardan Bolulardan kalırsak aç kalmayalım bari. Bir kaşar peyniriyle iki ekmek aldım. Bir tane sakız aldım arkadaşlar. 64 lira. 64,5 lira mı ne tuttu? Nasıl bir şeydi ben anlamadım ya. Nasıl bir şeydi ben anlamadım ya. 2 ekmek 3'ten 6 lira mı yapıyor? 6. 4'te o 10. Yani doğru. Doğru o zaman. 64 lira. Arkadaşlar 100, bir tane de cam suyu aldım. Aynen tam 100 lira. 34.500 de şey cam suyu arkadaşlar. 34.500 64.500 daha ne abi? 99 lira. La 1 lira daha olsaydı var ya o 100 lirayı nasıl ödeyeceydik bilmiyorum. Allah'tan oradan 99 lira tuttu da. Allah'tan 99 lira tuttu da ödeyebileceğiz yani. Verdik parasını. Gideyim de bir şeyler atıştırırım burada. Bakarım hemen yüklemeyseler. Arabi azıcık yatarım. İstirahat ederim biraz. Çünkü akşam pimpirikli yattık. Bir uyuduk, bir uyumadık, bir uyuduk, bir uyumadık. Uykumuzu alamadık. Sabah uykusunu uyuyamadığım için. Yağıyor mübarek yağmakta olan. Canını yediğim. İnşallah dediğim gibi saat 3'e 4'e kadar yükler bizi de çıkarırlar da günüz gözüyle şu Bolu'yu geçeriz arkadaşlar. Hava kararmadı. Hay mübarek, hay mübarek. Hay mübarek döktürüyor be. Hangi birine bakacak bunların? Hangi birine bakacak bunların? Bunların hangi birine bakacak acaba? Dayı sen de döneceydin, öbürü de dönecek. Hangi hepiniz döneceksiniz? Dönün bakalım. Dönün bakalım, dönün, dönün. Ay mübarek be. Döktürüyor be. Döktürüveriyi gari. Ya şuranın çukurunu da yapmadınız ya. Selamünaleyküm. Samsun yüklemesi. Bahattin Atar.
Doğrudur. Hadi kolay gelsin. Evet, mailin yok. Nasıl yok mailim dedim ya. Hemen içeriye aradı. İçeriden gelsin dediler. Bırakırlar mı beni kapılarda ya? Bırakırlar mı beni kapılarda buralarda ya? Ayıp olur bana karşı. Evet. Mübarek döktürüyü be. Mübarek döktürüyü ya. Döktürüver ya gari. İnşallah araba maraba yoktur ya. Orada bir tane araba önüme giriyordu. Girmesin diye az önü geçeyim dedim. Yani bir arabada bir araba dur arkadaşlar önümüzde. Gerçi kimin malı hazırsa o yükleniyor ama. Gene de dediğim gibi bir arabada bir araba dur. Burada sıkıntı oluyorsa ona. Buradan bir an önce yükleyip kaçmak lazım. Bayağı da araba var. Bir araba dedik ama burada bayağı bir araba var. Baksana buraya ya. Boşluk da yok. Boşluk da yok le. Gireyim de ben milletle orada uğraşmayayım. İleri geri, ileri geri. Gerek yok. Evet arkadaşlar. Geldik. Şimdi beklemedeyiz. Ben sizi bekleteceğim biraz. Gideyim şu kaydı yaptırayım geleyim. Evet arkadaşlar. Kar yağışı gördüğünüz gibi etkili oluyor yani. Hala daha böyle afuf pufur yağıyor. Dur bakalım. Hayırlısı. Şu karşıya kendimi bir atayım ben. Bu girsin oraya. Ben de kendimi oraya atayım. Karşı tarafa. Vurup kafayı yatalım. Ne yapalım yani? Vurup kafayı yatalım burada. O girecek durur ya nasıl satayım. Aynen o girecek oraya. Ben yerimden kımıldamayayım en iyisi. Ay mübarek ya. Ay mübarek ya. Yamalık gibi yağıyor. Yamalık gibi. Az buz değil böyle.
Vallahi böyle yine yağarsa hiç kimse bir yere gidemez. Biz kalırız buralarda. Karıştı ortalık. Biri o yana gidiyor, biri bir yana gidiyor. Kimin nereye gittiği belli değil. Neyse ben bir çay suyu koyayım da bir kahvaltı gibi bir şey yapayım ha burada. Ay gidi dayı, siz ne yapıyorsunuz ya? Biriniz oraya girmeye çalışıyorsunuz, biriniz oradan çıkmaya çalışıyorsunuz. Adam oraya yanaşamadı, oraya girmeye uğraşıyor. Bırak adam önce yanaşsın, sen ondan sonra oraya mı giriyorsun, oraya mı giriyorsun? Acelen ne ya? Aceleniz ne acaba ya? Bu 3-4 araba bunlar beraberler herhalde, hep beraber çıkacaklar buradan. Büyük bir ihtimal öyle. Yer kapma talaşasında herkes. Benim arabanın cam suyu bitmiş arkadaşlar. Cam suyu aldım. Şimdi bakayım kaç derece la bu. Eksi 4 mevsime uygun değil. Eksi 22 derece konsantre değil. Gandırmışlar la bizi. Eksi 22 derecelik şeyi satmış bize ya. Ay mübarek ya. Ay mübarek. Bakın arkadaşlar. Bak. Bak bak nasıl yağıyor. Bak. Bak buradaki yağışa bak. Bak. Benim ayna bile kapandı. Şu anda derece sıfırda arkadaşlar. Durduğumuz yer. Demin gelirken 2-3 idi. Dayı hiç adam beklenir mi abi havada? Abi havada adam beklenir mi? Gidebildiğin yere kadar gideceksin dayı. Gözünü sevdiğim al evrağını bas git. Ben geçen gün öyle ettim. Benim biraderle aynı yerden yükledik mesela. Baktım benim yük biraz geç kalacak. Dedim birader sen git. Bunlar dedim 11-12'yi bulur. 6'dan 12'ye kadar dedim 6 saat var. O saate kadar sen yolu bitirmiş oluyorsun. Zaten ne olur ne olmaz dedim ya. Belki ben daha geç çıkacağım dedim. Adamı yolladım iyi ki de. Sabah saat 4'te mi 4.30'da mı ne çıktım arkadaşlar şeyden. Yükten. O saate kadar bizim birader neredeyse Samsun'a inmiş idi. Samsun'a inmiş idi adam. Gerçi gene de gittim yükleme yerinde rampaya yanaşırken yakaladım onu. Rampaya yanaştığı anda yakalamış oldum yani onu. Anlık çayırova arkadaşlar. Çayırova yani ortalık gördüğünüz gibi. Bu kar tutturur aga. Bu kar tutturur. Neyse arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hepimiz Allah'a emanet olalım. Bakalım inşallah yükler çıkarık ya hayırlısıyla. Bay bayınız. Durum vahim ya. Durum vahim ya. Baksana buraya ya. Buraya böyle kar yağar mıydı ya? Buraya böyle kar yağar mıydı ya? Şuralara bak ya. Bak. Hadi la dayı. Rampiye beni çağırın la. Çağırın la dayı.
Çağırın ben de yükleyelim de gidelim de. Baksana abi Karakaş'a. Kalmayalım buralarda. Hay mübarek be. Hay mübarek. Evet arkadaşlar, yükümüzü yükledik. Şu anda çıkıyoruz. Saat 9 civarı. Yine gelip rampaya girene kadar ki kar yağışı aynı şekilde devam ediyor. Arada bir durduydu. Şuna yol verelim. Arada bir durduydu. Yine tekrardan şimdi şiddetli bir şekilde başladı arkadaşlar. Şu anda ben de çıkışımı yapıyorum buradan. Sizlerle birlikte yani buradan çıkarken de bunu da görün. Kar yağışının şiddetini. İnşallah ileriye doğru Bolular, Geredeler ne durumda bilmiyoruz. Bakalım yola çıkınca onu da göreceğiz inşallah. Hayırlısıyla şuradan kendimizi dışarı bir atalım. Öyle devam ediyoruz. Edeceğiz daha doğrusu. Şimdi az önce ben arkadaşlar şey yaptım. Maç izliyordum. Vallahi Avrupa Ligi gibi bir maç oluyor. Göztepe Trabzon maçı. İlk yarı 1-0 geriye düştük. Hemen 3-4 dakikada 2 gol geldi. 2-1 öne geçtik. İlk yarıya sonuna doğru 2-2 oldu. Sonra ben evrakları alayım diyene kadar 2 gol atmışlar. Gene 4-2 olmuş. Ben şu anda maça ara verdim. Sizlerle video çekimine devam ediyoruz. Buradaki görselleri size verelim. Yani kar yağışının hala da. Günüz ben buraya öğlende geldim. Öğlenden bu yana devam ediyor. Öğlenden bu yana devam ediyor ama arkadaşlar böyle bu yağmaya göre beton zeminde tutmadı fazla. Yalnız sağda solda arkadaşlar bembeyaz ortalık tuttu yani. Şimdi şurası şuraya bak. Estüre püstüre yağıyor yani. Estüre püstüre yağıyor arkadaşlar. Siz ışık görünmediği için. Ben şu evraklarımı vereyim. Camı da açmaya hiç gelmiyor ya. Camı da açmaya hiç gelmiyor ya. Kimsenin camı açası gelmiyor değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Güvenlikçi arkadaşa diyorum ki kimsenin camı açası gelmiyor diye, değil mi diyor buna aynen ki. Esiyor arkadaşlar, esiyor yani, eserek yağdığı için. Hiç kimse kapıdan memnun değil şu anda. Böyle garmar zevki olanlar hariç. Ya Allah ya, bismillah bakalım, hadi çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ha, az önce hani dedim ya betonu beyazlatmıyor diye arkadaşlar. Kuru kuru yağmaya başlayınca tamamen betonu da beyazlattı. Şöyle görünce mi ben bir sileyim. Evet. Buradaki durumu da görüyorsunuz. Uşaklar demin arkadaşlar şey yapıyordu. Kaldır abi bariyerini de durmayalım da pati çekmeyelim az sonra. Buradan da çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Çıkışımızı yaptık. Hayırlısı bakalım, yola düştük. Bakalım yoldayız da bizleri ne bekliyor, ne göreceğiz, ne olacak. Öyle çıkışımızı biz. Evet, burası arkadaşlar neresi? Şifa Mahallesi. Çayrova, Gebze Şifa Mahallesi.
Haydi bakalım. Bizi zor salarlar ama dur bakalım. Kendimizi yola bir atalım. Sizlere arkadaşlar çok böyle hakiki Trabzonspor taraftarı olarak ben yani maçtan vazgeçtim arkadaşlar. Yani buradaki değeri kıymeti anlayın yani. İleriki gün televizyonda bile adam karıyı boşuydu. Hangi takıma düydü? Adam karıyla boşanacak televizyonda bir programda. Adam önce diye maç diye. Kayseri maçı mıydı? Aynen. Önce diye maç diye sonra diye boşanırık diye. Soruyu spikerine sunucu. Bu kadar önemli mi diye maç diye senin için diye ya boşanacaksın diye. O, önemli diye. En çok diye maç benim için önemli diye. Yani onun gibi arkadaşlar. Bakın ben maçtan vazgeçtim sizler için yani. Siz de benim değerimi anlayın artık. Kapandı her taraf. Baksana buraya sen. Bak. Yağışa bak arkadaşlar, yağışa. Yağışa bak. Nasıl yağdığını böyle uzunları yakayım da görün. Nasıl yağdığını Gebze'ye, Şifa'ya, Çayırova'ya, oralara nasıl yağdığını böyle bir görün. Asas kar birazdan gelecek dediler ya. Hayırlısı be. Hayırlısı be. La E5'ten gideceğim ben şimdi de. İnşallah E5'te bir sıkıntı yoktur. Oy. Burada hendek vardı, hendek. Hendek vardı. Hop. Hendek vardı. E5'e bir çıkalım biz sizlerle. Bakalım bundan sonra. Günüz ile şimdinin arasındaki farkı göreceğiz arkadaşlar. Günüz'de ben orada beklerken sizlere buraya gelirken de çekmiştim. Adam gidemeyeyim diye dörtleri yakmış. Hay mübarek ya. Gerçekten yağıyor arkadaşlar bak. Gerçekten. Yağıyor. Evet, buradan arkadaşlar U dönüşü yapıp E5'e gireceğiz. O ne var diye burada çok yavaş davranıyoruz. Niye derseniz. Ne olur ne olmaz. Tam keskin bir dönüş yaptığımız için. Kayarık mayarık ne gereği var ya akşam. Olsun, 2 dakika geç olsun, sağlam olsun. Buradan da tekrar bir daha bir keskin dönüş yapacağız. Buralardan da yavaş. Bayağı bir makaslatıyoruz burada arabayı. Öyle yan yoldan doğru çıkışımızı yapacağız bakalım. Evet, şeyde ana yollarda, ara yollarda arkadaşlar sıkıntı var herhalde buralarda. Ara yollarda pek ana yollarda pek olmayacak gibi. Şöyle bakalım. Ana yola E5'e bir çıkalım. Cam suyu bitmişti arkadaşlar. 15 liraya aldığımız cam suyunu 35 liraya aldık bugün. 34.500'e.
Arkamdan gelenler dörtlülerini mörtlülerini yakmış da geliyor. Evet, E5'e buradan bağlanıyoruz arkadaşlar. İleriden de Gebze gişelerine bağlanıp oradan otobana çıkacağız. Hayırlısıyla. Bakalım buradaki E5'teki yol durumu ne şu anda. Vallahi E5'te de aynı şekilde kar var arkadaşlar şu anda. Araba fazla işlemediği için herhalde. Hayırlısı bakalım. İleriye doğru bizlere ne gösterecek. Çıkışımızı da yaptık arkadaşlar. Çıkışımızı da yaptık. Biri en soldan dörtlüleri yakmış gidiyor, biri en sağdan dörtlüleri yakmış gidiyor. Millet aradan mı gidecek acaba? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben onu çözemedim ya. Gidemiyorsanız ikiniz de geçin sağ şeride. Gidemiyorsanız derken madem gitmiyorsanız. Hadi bu arkadaş demir yüklemiş, demir çıkıntı yapmış şeyden. Adam dörtlüsünü yakmış. Öbürü niye sola geçmiş de? Dörtlüsünü yakmış şu şekilde. Ha geçti sağ. Evet, buralar böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İleriye doğru tekrar görüşürüz. Gebze'nin son durumu bu. Bu saatlerde. Bu yola bir duzlama yapmamışlar herhalde. Yapmazsalar buralar birazdan felç olur. Buralara duzlama yapmazsalar birazdan buralar felç olur arkadaşlar. Benden söylemesi. Bakacağız otobanın durumu ne durumda. Otoban ne durumda bakacağız. Yolda bir sıkıntı olmadan şu yoldan bir çıksak hayırlısıyla. Günüz arabalar daha fazla işlediği için arkadaşlar yolda fazla gar tutunamıyor ama git gel eritiyor arabalar. İşte akşamüstü gördüğünüz gibi arabalar işlemediği için yollar kapanmaya başlıyor. Bakın kimse yok şu anda yolda mesela. Bir önümde araba var, bir de ben varım. Bir de hafta sonu ya, millet dışarıda. Karşı taraftan gelen var da buradan giden pek yok şu anda.
Karşı tarafın yolu erimiş yani. Bizim bu taraf gibi böyle çok şey yok. Görüyorum orayı. Asfalt siyah gözüküyor. Ama bu taraf arkadaşlar en sağa geçin. Buradan gidin. Gitmiyorsanız benim önümden kaçın. Bu öndeki de 400'ünü hiç söndürmeyiz. Hangi millete eskortluk ediyor ya? Senin 400'ünü ne yapacak millet? Bir dayı. 41 ACF. Aga senin 4000. Bu yana gelme benim üstüme beri. Üstüme gelme. O yana git. Bak o yanda bir sürü yol var. Ah dayıcığım benim. O yana git yani. Vay 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 vay. Perişan buralar arkadaşlar. Buralar şu anda -2'lerde, biraz da doğru -5'lere, 6'lara düştüğü zaman tuzlamasalar buraları, buralar olur. Buz pisti, paten kayarlar bundan sonra buralarda. Bundan sonra paten kayarlar buralarda. Vay mübarek vay. İyi tutturmuş buralara ki daha da yağıyor arkadaşlar. Buralara biladeri de yarın çık dedi, çıkarsın dediydik ama ona bilmiyorum yarın buraların, yarın öbür güne geliyor gerçi o buraya da. 2 gün var arada. Yarın oradan yükleyip bu tarafa gelecek. İnşallah gelir de hayırlı uğurlu bir şekilde döner ya. Kardeşim benim. Bilader dediğim de arkadaşlar benim büyüğüm, abim yani. De bakma biz birbirimize öyle hitap ediyoruz. Benden o 77'li, ben 81'liyim arkadaşlar. Kaç yaş büyük? 5 yaş mı büyük benden? 4 yaş büyük. 4-5 yaş büyük benden yani. Tamamına vurursak yani ay gün hesaplarsan 5 yaş benden büyük. Niye abine birader diyorsun diye şimdi şey yaparsınız arkadaşlar. Biz öyle birbirimize hitap ediyoruz. Yeri geldi abi de diyoruz yani. Abimiz adam sonuçta. Büyüğümüz. Evet arkadaşlar. Otogar sapağı tarafına geldik. Buradan şimdi gişelere bağlanacağız. Bakalım otoban ne durumda. E5'in durumu bu. Bir de otobanı görelim sizlerle birlikte. Bu arada maç kaç bitti acaba ya? Maçı da merak ettim. Maç da güzeldi ha. Ama özetini seyredeceğim. Yapacak bir şey yok. Sizler için değer arkadaşlar. Maç da bu arada şeydi. Nasıl diyeyim? Avrupa maçı gibi maçıydı ya. Arif Azdur, sana döneceğim birazdan kardeşim.
Hadi bakalım. Burayı yavaş dönelim. Arif, sana döneceğim. Şimdi şuradan bir çıkayım, sana döneceğim Arifçiğim. Evet, Gebze gişelerdeyiz arkadaşlar. Buradan şimdi şöyle OGS'e tarafından geçiyorum. Ben bu arada arkadaşlar ay sonu OGS cihazları komple HGS'e dönüyor. HGS'ye dönüyormuş. Buradan bilginiz olsun. Herkes OGS cihazlarıyla bankalarından gitsin, HGS'sini değiştirsin. Yeni bir değişiklik olmasa ben şeyden yana değilim. İşin aslını sorarsanız HGS cihazından, kağıdından yana değilim. Niye derseniz, HGS sıkıntılı bir şey. Ben çok sıkıntısını çektim. Her zaman dile getiriyorum. Bazı arkadaşlarımıza da 80-100 milyara varancasına cezalar geldi. Ben de çok ceza ödedim. Öyle 1,5 lira, 2 lira, 750 lira öyle. En son 760 lira falan ödedimdi. Ondan sonra gittim hemen OGS'ye çevirdiydim. Para vererek, depozite vererek çevirdik. Şimdi evet, otobanda bir şu anda bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Otobanda bir yanlarda var, kapatmaya başlamış. Ama işleme, aracı işlemesinden dolayı 2-3 şerit şuraya doğru iyi. Yan tarafları gördüğünüz gibi oralar sıkıntılı. Bu videoyu size arkadaşlar bir günüz videosu. Servis alanının olduğu yere doğru devam ediyoruz. Şu anda yol arkadaşlar berbat berbat. Buraya doğru gerçekten yol berbat. Baksana, yol otoban kapandı. Kimse de yok. Gidiyoruz bakalım, hayırlısıyız. Hayırlısıyla gidiyoruz bakalım. Ohoho. Burası otoban arkadaşlar, İzmit. Az önce arkadaşıyla görüşüydüm de yollarda değil, hiçbir şey yok abi diye. Ben geçtim. Sen geçtin de sen erken geçtin kardeş dedim. Çerkeş'e doğru gidiyormuş. Sen dedim tehlikeli yerlere batlatmışım. Baksana buraya ya, baksana buraya ya. Yolda kimse yok arkadaşlar, bir benim. Aa, kürüme arabası karşıdan geliyor. Ay mübarek. Buraya doğru iyi tutturmuş. Şu şeyi açayım da cama ben vursun bu. Niye kürümüyorlar? Niye düzlemiyorlar acaba ya? Evet, İzmit bölge trafiğin önünü geçiyorum arkadaşlar. Bakın.
Buralar hep karşıdan geliyor kürme arabaları. Burada yok. Bu tarafta yok. Bu tarafta kürme arabaları yok. Bu tarafta var, bu tarafta yok. Nasıl oluyor ben anlamıyorum ya. Otobüsü gidiyor. Otobüsü bizden daha iyi gider. Ne yaptın otobüsü dayı ya? Sardın bize şeyi, gülü gübürü ya yüzümüze. Yürü daha, yürü lan, yürü lan. Otobüsü yaktın bizi, yaktın. Şurayı bir atlatabilirsek. Otobüsçünün yüzünden kaldık burada ya. Otobüsçünün yüzünden kaldık. Bas gitsene ya. İzmit arkadaşlar, bölge trafikten sonra Pause Park'ın oraya doğru olan bölüm burası. Bakın buralarda çalışma. Bak şimdi gene hala karşıdan geliyor. Hala karşıdan geliyor şey arabası. Kürüme arabası, düzleme arabası. Bak. Vıyım vıyım vıyım. Bu taraf ne olacak bu taraf? Bu tarafı niye kürümüyorsunuz? Bak. Otobüsçünün bize ettiği iş yani. Yoksa biz normalde burayı hiç takılmadan çıkacağız. Otobüsünün bize ettiği iş. Sen vazır vazır çık yüzün. Niye bekliyorsun ya? Vur çıksana orayı. Evet, İzmit'ten sonra İzmit tünellere gelmeden ki arkadaşlar, bölge trafiği geçtikten sonra bir yer burası. Yırtınıyoruz şu anda. Yol berbat.
Dedim ya birazdan felci olur buralar diye. Otobüs şey yapsaydı hiç takılmayacaktım ben burada. Sıyırıp çıkacaktım burayı. Önüme alttan vurabilseydik arabayı. Ben işte hani dünkü videomda da arkadaşlar diyordum ya böyle böyle diye. Bunu diyorum yani. Tırda diğer arabalar gibi değil arkadaşlar. Alttan yukarı ne kadar seri vurabilirsen, devirli vurabilirsen bu kadar iyi oluyor. Bak düzde bile badanacı ediyor burada araba şu anda. Düzde bile badanacı ediyor. Bak şimdi o benim az önceki orada takıldığım rampa şimdi tıkanacak arkadaşlar. Bak gelen arabalar kalacak orada. Burada doğru dürüst bir çalışma olmadığı için buralar. Öbür taraftan bak 3 tane 4 tane kürüme arabası geçti. Bu taraftan daha kürüme arabası yok. Az sonra orası da tıkanacak. Buradan hiç geçemeyecekler. Ya bu yol kapanacak. Kesin kapanacak yani. Benim az önceki takıldığım rampa tıkanacak yani. Orada çünkü taksiler kalmaya başladıydı. Allah la ilahe illallah. Değil mi? Buralar takılmadan bir atlatabilirsek ileri doğru. Gerçi ileride gidip bak. Bir tane de karşıda bekliyor bak gene. Bir tane de karşıda bekliyor. Buzlayıp gidiyor. Bu taraf ne olacak? Bu taraf dayı. Evet, tünele geldik arkadaşlar. İzmit tünel. Şu anda. İzmit'in son hali bu arkadaşlar. Es-süre, püs-süre yağıyor. Ne tarafa yağdığı da belli değil. Elin içine girdik. La buraya kar yağmamış ya. Arkamda bir tane araba kalmadı arkadaşlar. O arada benimle beraber geçenler geçti. Geçemeyenler taksilerin şeyine kaldı orada.
Evet, iki tünelin arası arkadaşlar burası da. Bakın. Kaç senedir bu yola çalışıyorum, daha böyle bir buralarda böyle bir kış görmedim ben yani, bu şekilde yolun kapandığını görmedim ben buralarda. 2014'ten bu yana bak kaç 8 yıl olmuş, 8 yıldır bu yoldayım ben. 8 yıldır daha görmedim bu şekilde olduğunu. Hayırlısıyla şu rampayı da bir inersek. Gene bak karşıdan geliyor kürüme arabası, görüyor musun? Gene bu tarafta yok. Yine karşıdan geliyor. 6. 7. Bu tarafta yine yok. Evet, Gültepe tesislerinin oradayız anlık arkadaşlar. Anlık Gültepe tesislerinin oradayız. Gününüz geçenler şanslı. Yani hani ben diyordum ya, abi bir an önce bizi yüklen de gidelim gözünüzü seveyim diye. Yani bu yüzden diyordum. Çünkü akşam 5'ten 6'dan sonra yağan kar tutuyor arkadaşlar. Yolda sıkıntı yaratıyor. Gündüz olduğu zaman yol hareketli olduğu için bir sıkıntı olmuyor o kadar ama akşam sıkıntı oluyor. Şöyle bir vites daha düşürelim biz. Şimdi burada rötörler kullanılır mı, kullanılmaz mı arkadaşlar? Burada rötörler kullanmayacağım ben. Bunu ile bayağı bir sakin ineceğim. Her an her şey olabilir yani. Eksi ikilerde şu anda. Bir iş çekelim bakalım. Bak karşıki taraftaki yolda arkadaşlar çalışma olduğu için, bak tuzlama olduğu için orası asfalt, simsiyah. Burası sadece arabaların gittiği kadarıyla. Ah Kürşat'a, ah Kürşat'a niye tuzlatmadın bu İzmit'in rampalarını? Hiç mi bilmiyordun bu kardeşin buralardan geçeceğini?
Ya buraya aşağı biraz daha düzgün olmaya başladı. Bu arada vardı ne varsa. Ama benim arkamdan hiç gelen yok arkadaşlar. O rampada herkes kaldı. Tam zamanında atlattık biz orayı, şükür olsun. Otobüsçü de bize hayınlık yapmasıydı, zalimlik yapmasıydı orada. Hiç sıkıntı çekmeyecektik de. Olsun, her şeyde vardır bir hayır. Belki de başka bir sıkıntı olacaktı. Öyle olması gerekiyordu. Cenab-ı Allah işini bülü bülü yapar. Ah Kadir, Kadir, gelmedi mi cuma? Kız senin yalanlar gelmedi mi daha? Bak, gene Karkürüm arabası bu taraftan geliyor, bu tarafta yok. Evet, İzmit perişan halde arkadaşlar. Anam, anam, anam. Bu ne la, bu ne la? Buraya doğru gene aynı. Buraya doğru gene aynı. Havarada bir düzeldiydi. Buraya doğru gene aynı. Ama bu tarafta niye çalışma yok? Ben onu anlamadım. Kafamın basmadığı yer orası hala da. Yani karşı tarafta var da bu tarafta niye yok? Karın beyazlığıyla, ışığın güzelliğiyle de aynı günüz çekimi gibi oluyor değil mi arkadaşlar? Vallahi ya. Böyle havalarda da araba turda şokar 25-30 litreye yakın fazla yakıyor arkadaşlar soğuktan. Yolda kimse yok ya, tek başım. Benim gideyim abiler. Abilerde bir taksi gördüm. Yavaş yavaş gideyim. Bakalım nereye kadar sürecek bu böyle gibi. Diyorum ya arkadaşlar, ben 8 senedir bu yola çalışıyorum, daha bu yolda böyle karın üstünde gitmedim. Hendeklere falan, buralara doğru tamam, Düzce'lere doğru falan gittik ama yani buralarda ilk defa oluyor arkadaşlar böyle. Yolda da bak, kütleleri, buz kütleleri oluyor. Arabalardan aşağı düşmüş, dökülmüş. Tem İzmit kavşağı birimiş. Cama eritsin diye arkadaşlar şeyi cama verdim de sıcağı azıcık açtım da
Unattı beni içeride ya. Camı da açamıyorum. Neyse arkadaşlar, bu bayağı bir sürecek böyle. Görüşürüz tekrardan. Bakalım ilerlerde bizi ne bekliyor. Şu anlık böyle gidiyoruz. Gene karşı taraftan geçeyim.